أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين أستعيذ بالله ولمن خاف مقام ربه جنتان صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عقبة صل من قطعك وأعطي من حرمك وأعرض عمن ظلمك صدق رسول الله ونطق حبيب الله. قال عطاء الله الإسكندري رحمة الله عليه كَفَ الْعَامِل۪ينَ جَزَاءً مَا هُوَ فَاتِحُهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ف۪ي طَاعَتِهِ وَمَا هُوَ مُورِدُهُ عَلَيْهِمْ مِنْ وُجُودِ مُؤَانَسَتِهِ. Kalksa geceler, aşk ile Allah dese bir kul, lebbeyk der ona lütf ile Yezdan gecelerde, lebbeyk der ona lütf ile Yezdan gecelerde. Kıymetli kardeşlerim, itaatkar bir kula, yüzünü Allah'a dönen bir mümine Allah'ın lütufları, ikramları, İhsanları sayısız ve sınırsızdır. Bir kul kendini haramdan muhafaza ettiği müddetçe Allah'ın muhafazasında olmaya devam eder. Bu hususu en mükemmel yerine getirip tatbik edenler peygamberler, rasuller olduğu için Allah Celle Celaluhu وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ buyurarak, başta peygamberimiz olmak üzere bütün peygamberleri Allah Celle Celaluhu hususi koruması ve nusreti altında tutmuştur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, başlangıçta yanında birkaç muhafızıyla beraber dolaşırken, bu ayet nazil olunca, وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ Allah seni insanlardan koruyacaktır. Vaadi gelince hiç tereddüt etmeden Allah'a her zerresiyle iman eden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hücresinden, penceresinden başını çıkarmış, kapısında bekleyen muhafızlara artık size ihtiyaç kalmamıştır. Çünkü bundan sonra beni Allah muhafaza edecek buyurmuştur. Allah'ın itaatinde olanlar, Allah'ın mülkünde, Allah'ın verdiği nimetlerle Allah'a isyandan sakınanlar, daima Allah'ın ikramına, daima Allah'ın lütfuna mazhar olmaya devam ederler. 20'li yaşlarda bir delikanlı, girdiği bir mecliste kokusuyla herkesin dikkatini çeker, herkesin takdirine muhatap olurmuş. Hatta kullandığı kokunun markasını, adresini, nereden temin edileceğini ona sorarlar. O ise sükutla cevap vermeyi tercih eder. Bir gün çok sıkıştırılınca, söylemek istemediği sırrı sükût etmeye devam ettiğinde başka türlü anlaşılır diye sırrını izhar etmek zorunda kalır. Soranlara der ki, bu herhangi bir yerden alınıp da kullandığım bir koku değildir. Bu Allah'ın bana yaşadığım bir hadiseden dolayı ikramıdır. Soranlar daha da meraklanırlar. Ne oldu ki derler. O da bir gün bir ziyarete gitmiştim.
O ziyaret esnasında bir anlık gafletle evin hanımıyla aynı odada baş başa kaldım. Hani Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer siz nikahı size helal olan bir hanımla üçüncü bir kişi olmadan aynı odada kalırsanız, üçüncüsü şeytandır buyurduğu gibi, şeytan o kadına musallat olur ve o delikanlıyla birlikte olmak ister. Allah'ın her an kendisini gördüğünü, murakabe ettiğini, bildiğini idrak eden, bu şuurla yetişen o delikanlı, o kadın bir anlık dışarıya çıkınca, ben üzerime bulduğum her türlü necaseti sürerek kendimden tiksinmesini sağladım der. Kadın süslenmiş bir vaziyette muradına ermek için odaya girdiğinde, ben çoktan kendimi necasete bulamıştım. Beni o halde görünce hem deli hem de tiksinilecek bir durumda görüp benden derhal uzaklaşmıştı. Ben her türlü pislikten daha kötü olan zinadan kendimi, fuhşiyattan kendimi kurtardığım için sevinçle evime gelmiş, hemen duşumu aldıktan sonra Allah Celle Celaluhu bu gayretimden dolayı, o günden beri üzerime sürdüğüm necasetin lütfu ve ikramı olarak, haram hususundaki gayretim ve hassasiyetimin ikramı olarak, mükafatı olarak Allah bedenimde tarif edilmeyecek kadar güzel bu kokuyu ibka etti. Ve bu delikanlı günlerden bir gün Yusuf Aleyhisselam'ı rüyasında görür. Aynı kaderi paylaşmış, aynı halleri yaşamış iki dost, bakalım birbirlerini görünce ne konuşurlar. Cennet güzelliği kendisine verilmiş olan Yusuf Aleyhisselam'a bu delikanlı der ki, ey Allah'ın peygamberi, ne mutlu size. Allah Celle Celaluhu sizi Züleyha'nın mekrinden muhafaza buyurdu. Levla en ra'a burhane rabbi. Eğer Allah'ın burhanı yetişmeseydi, imdadı yetişmeseydi, belki bir beşer olarak Züleyha'ya meyledecek, ona gönlü kayabilecekken, Allah seni Züleyha'nın mekrinden muhafaza etti deyince, Yusuf Aleyhisselam cenneti özletecek tebessümüyle beraber o delikanlıya, sen de bahtiyarlardansın. Çünkü Allah da seni falan hanımın mekrinden muhafaza buyurdu demiştir. Allah karşımıza hangi imtihanla, hangi haramla imtihan edileceksek, o anda bizi yalnız bırakmayıp nefsin mekrinden, şeytanın mekrinden, şeytanlaşmış insanların mekrinden bizi muhafaza edecek şekilde imdadımıza yetişsin. Mesakinu ehlil ard. Yeryüzünde yaşayan binlerce insan vardır. Milyarlarca insan vardır. Haracu minet dünya. Dünyadan geldikleri gibi göçüp gittiler. Gelmek de bizim irademizde değil, göçmek de bizim irademizde olmayacak. Haracu minet dünya. Bu dünyadan göçüp gittiler ama maalesef وَمَا دَاقُوا اَطْيَبَ مَا ف۪يهَا. Bu dünyada tadılmaya layık olan, tanınmaya layık olan, tecrübe edilmeye en çok yakışan, en kıymetli şeyi bilemeden, anlayamadan, tadamadan göçüp gittiler der büyükler. وَمَا دَاقُوا اَطْيَبَ مَا ف۪يهَا. Dünyada gerçekten tadılmaya layık, sultanları kıskandıracak, sultanları imrendirecek, insanı tahtından, tacından uzaklaştıracak kadar insana gönül zenginliği bahşeden,
gerçek saltanatı tadamadan gitmişler. Bunu duyanlar, "Kalu ve mâ huve" dediklerinde, "Bu nedir ki? Bir insanın mutlaka bu dünyada tatması, yaşaması, anlaması, zevkini duyması gereken bu nimet nedir?" diye sual edildiğinde cevaben denilmiştir ki, "Gece vakti herkesin gaflette, herkesin uykuda, herkesin yatağa mahkum ve mağlup olduğu bir anda Allah'a münacat ve Allah'la mülakattır. Allah'la buluşmak ve ilminin, kudretinin, hikmetinin, vus'atının nihayeti olmayan sevgili Allah'ımızdan bir kul acziyeti ve zilletiyle beraber istemek, istemek, istemek. Yalvarmak, yine yalvarmak, yine yalvarmak. Acziyetimizi ikrar edip günahlarımızı itiraf etmektir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın huzurunda durup, bütün rüyalardan kurtulup bu dünyanın hakikatiyle tanışmaktır. Allah'ın bu dünyada dostlarına açtığı öyle lütuflar vardır ki, arifler, "Fit dünya cennetün men dehaleha lem yeştak ila cennetil ahireti ve la ila şeyin" buyururlar. Bu dünyada öyle cennetler vardır ki, öyle nimetler vardır ki, öyle süslü bahçeler, öyle paha biçilmez lütuflar vardır ki, "Men dehaleha" o sahaya, o mekana girenler, o makama ulaşanlar, "Lem yeştakka ila cennetil ahireti" artık dünyada yaşarken bile ahiretin cenneti onların aklına gelmez. "Ve la ila şeyin" onun dışında bırakın dünyalık bir şey beklemeyi, ahiretin cennetini de, cennetin içindeki nimetlerden hiçbirini de hatırlamayacak bir huzura, bir surura kavuşurlar. Peki bu nedir denilirse, vehiye ta'atullahi azze ve celle şuuruyla, huzuruyla, huşuuyla, murakabesiyle, müşahedesiyle, muhadarasıyla beraber bir insanın Allah'a itaat edebilmesidir. İbadetlerinden zevk ala ala secdeye varabilmesidir. Yıllar önce merhum Hızır Efendi hocamızın hayatıyla ilgili vefatından sonra bir kitap telif etmeye başladığımda, arkasında namaz kılan, cemaati olan nasiplilerden birkaç kişi bana demişti ki, "Hocam camiye gelir, biz caminin avlusunda boş sözlerle meşgul olurken, hocam eline tesbihi alır, iki rekat tahiyyetül mescid namazı kıldıktan sonra zikretmeye başlardı. O kadar zevkle, o kadar aşkla, o kadar mütelezziz bir şekilde o vazifeyi icra ederdi ki, biz kendisini gördüğümüzde daha fazla bahçede boş kelam konuşamaz, bize de her birerlerimize zikretme aşkı verirdi. Yani mükellef bir sofraya oturup da iştahla yemek yiyen birisini gördüğümüz zaman, nasıl karnı aç olanlar ona imrenir, o sofraya davet edilmek istenirse, ibadeti bu aşkla, bu heyecanla, bu zevkle icra eden insanlar, etraflarını da o sofraya bir tabii davet etmeye başlarlar. İşte Allah'ın ibadette kuluna ikram ettiği böyle lütuflar vardır. Bunlara erenler başka şey istemezler. Ataullah İskenderi kaddesallahu sırrahu işte bu hikmetinde bize bu hakikati işaret ederken şöyle buyuruyor. Kefel alimine cezaen. Allah'ın istediği gibi amel edenler, davranışlarını, sözlerini, yaşam tarzlarını Cenab-ı Hakk'ın istediği şekilde icra edenler, eda edenler, öyle bir mükafata nail olurlar ki,
kefel amiline cezaen. Aslında o mükafata kavuştukları andan itibaren başka şey istemez olurlar. O halin değişmesini murad etmezler. Nasıl cennete girenler cennetten çıkmak istemezse, orada yaşadıkları konforu, orada yaşadıkları ikramı ve itibarı kaybetmek istemezlerse, bu dünyanın bir mükafatı vardır ki, onu tadan insanlar da hallerinin değişmesini, başka bir mükafatla mukabele edilmeyi istemezler buyuruyor. Nedir o? Huve ma fatihuhu ala kulubihim fi taatihi. Allah kendine yönelen kulların kalplerine her birerlerinin makamına göre, her birerlerinin manevi hallerine göre öyle dokunuşlarda bulunur ki ma huve fatihuhu. Allah bir gönle dokunduğu zaman bazen fiilleriyle dokunur, ona bir kapı açılır. Bazen sıfatlarıyla dokunur, ona başka bir kapı açılır. Bazen sıfatlarından merhamet sıfatıyla dokunur, başka bir pencere açılır. Bazen ilim sıfatıyla dokunur, ona başka bir rütbe verilir. Allah kimine sıfatları ama her bir sıfat tecellisine mazhar olan sıfatların farklı vecheleriyle tecelliye mazhar olur. Bazıları da Allah Celle Celaluhu'nun zati tecellilerini muhatabı olur ki ona da dille anlatılamayacak kapılar açılır. İşte sevgili Allah'ımızın fi taatihi, ona itaat eden, samimiyetle ona ibadet eden kullara açtığı kapılar vardır. Açtığı cennetler vardır. Her birerleri kendi makamına göre o makamlarda ayrı bir hazzı tadarlar. Buyuruluyor ki, ibadet esnasında kullara açılan kapılar, kullara bahşedilen makamlar, müptediler için muhadara kapısıdır. Muhadara demek, huzurda olma bilincinin ona verilmesidir. Bir gafili düşünün, namaza durduğu zaman etrafını seyredip, kendi elbisesiyle veya uzvuyla, uzuvlarıyla meşgul olan, yanından geçen her şeyin ayrıntılarını takip eden bir gafilin namazı, eğer bir cümleyle ifade edilecek olursa, kimin huzurunda olduğunu bilmeyen bir cahilin namazıdır. Allah Celle Celaluhu, eğer bir kuluna, daha dervişliğin ilk adımında gönlüne bir kapı açmak, gönlüne bir surur nakşetmek isterse, o andan itibaren salik her namaza duruşta, her eline tesbih alışta, her Kur'an okuduğunda, hatta günlük işlerini yaparken bile, alışveriş esnasında da, çocuklarıyla beraber otururken de, yemek yerken de ona muhadara kapısı açılır ki, huzurda olduğunun bilincinde olur. Yani kiminle beraber olduğunu, kimin yanında olduğunu, kimin karşısında olduğunu, kimin murakabesinde olduğunu unutmaz. Bir de mütevassit olanlar vardır ki, yani tarikatta biraz ilerlemiş, biraz mesafe kat etmiş, nefsi levvamelikten adım adım mutmainne olmaya yaklaşmış olan kullar vardır ki Allah Celle Celaluhu ibadet esnasında onlara da murakabe kapısını açar. Yani o kul Allah'ı müşahede edemiyorsa bile ihlasın birinci mertebesi olan Allah'ın her an kendisini müşahede ettiğini idrak eder. Adımlarını, sözlerini, davranışlarını ona göre ölçülü yapar. Allah'ın çizdiği sınırları aşmamaya gayret eder. Sonra biraz daha terakki edip de eğer bir kul nihayete aşina bir duruma gelirse Cenab-ı Hak ona müşahede kapısı açar ki kul artık Mevla'nın esma-i sıfatlarının asıllarıyla, belki asıllarının asıllarıyla
Belki de bu dünya hayatında öz Zat-ı Pak Sübhane'nin müşahedesiyle müşerref olur. Bunlar dilde söylenmesi kolay ama yaşanması, sorumluluklarına riayet edilmesi, hele hele bir kul olarak taşınması, muhafaza edilmesi zor meselelerdir. Her şeyi kolay kılan Allah Celle Celaluhu'nun bunları bizlere kolay eylemesi, bunların kendisine ikram edileceği bir kul olabilmemiz temennisiyle her birerlerinizi Allah'a emanet ediyorum. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin.